Ne yapıyorsunuz? Keyifler nasıl? Benim fena değil. Bugünkü videomuzun konusu radyo yayını nasıl yapılır? Elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım sizlere. Bu aynı zamanda bu kanalın da ilk videosu. Bu yüzden çok heyecanlıyım. Umarım beğenirsiniz. Eğlenceli ve birazcık bilgi dolu bir video olur diye umuyorum. Henüz hazırlanmaya başlamadım programa çünkü daha erken ve içeride yayında olan arkadaş hala bütün gazeteleri kendi elinde tutuyor. Onun işi bittikten sonra gazeteleri alıp bana göre olan haberlere şöyle bir yuvarlak çekeceğim ve radyo yayını başladığı zaman da programın belli bir kısmından sonra oradan haberler okuyup üzerlerine de minik 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 öyle eğlenceli yorumlar yapmaya çalışacağım. Aslında daha da çok malzemem var. Biliyorsunuz artık telefon gerçeği var. Bunun içerisinde de çok malzeme var. Arada yayında şöyle şöyle yapıp da okuyorum bunları. Her neyse, yayın başlamadan önce ben size bu işlere nasıl başladım onu anlatayım. Bir radyoda ilk sesimin duyulduğunda sanırım ortaokul 1. sınıftaydım. Okuldan yemek için öğlen eve gitmiştim ve öğlenleri hep evde radyo dinliyordum. Çünkü iki tane radyo açılmıştı bizim memlekette. İkisi de birbirine kıyasıya rakipti yani. Ve onların arasındaki bu rekabet dinleyen için de acayip eğlenceli oluyordu. Biri onu yapıyordu, biri hemen peşine başka bir şey yapıyordu. Güzeldi yani, eğleniyorduk. Sonra radyoyu dinlerken yayındaki DJ bir tane telefon numarası verdi. Dedi ki isteyen arasın, canlı yayına katılsın. Ben de hemen kalktım sofradan, gittim hemen telefonu çevirdim. Tak, aha meşgul çalmıyor. Ve canlı yayına bağlandım. Çok tesadüfi bir şekilde. Heyecan yaptım çünkü küçüğüm bilmem ne. Sonra işte ne yapacaksın dedi. Dedim şarkı söyleyeceğim bu sesle. Ufak bir şarkı söyledim. DJ de tabii haliyle benimle dalga geçti. Neyse, bunun üzerinden yıllar geçti. Bu benim ilk radyoda sesimin duyulduğu andı. Manisa Akhisar'da lise okurken bir radyoya iş başvurusunda bulundum. İşte üstün körü bir görüşme yapıldı. Kibarca reddettiler beni. Şu anda tahmin ediyorum yani, kim bilir ne kadar insan o radyoya başvuruyordu orada iş için bilmem ne. Herkes çünkü kendini böyle sanar. Radyoculuk böyle bir şeydir. Dışarıdan gören herkes yani ne olacak ki yapar, ama öyle değil. Çok çetrefilli bir iş. Bunu ilerleyen dakikalarda göreceksiniz. O işi olmadı ama aradan birkaç yıl daha geçtikten sonra ben aynı yerde başka bir radyoya başladım. Radyoya işe alınmamı sağlayan bir arkadaşım vardı, Gökhan. Buradan da izlerse denk gelirse ona da selamlar olsun. Ve işe alındıktan sonra geldi çattı ilk yayın zamanı. Benden önce Gökhan yayındaydı. Gökhan programını bitirmeden 20 dakika önce anons yaptı. Dedi ki benden sonra Ferhat Hakan yayında olacak, 20 dakika sonra hiçbir yere ayrılmayın. Ama o an ben dünyada değilim. Programımın adı belli. Programda ne yapacağım belli ama o ana kadar o kadar heyecanlanacağım belli değildi. 20 dakika geçti. Saat tam 12 oldu ve benim programa başlamam lazım. Gökhan hadi artık anons yap diye beni dürttü. Sonra ben dedim ki ben anons yapmayacağım. Ben dedim vazgeçtim. Ben dedim bu işi yapamayacağım. Acayip heyecanlandım. Kulaklarım yanıyor. Alnım böyle ağrıyor. Şakaklarım bilmem ne. Kalbim güm güm atıyor lan. Sanki 200 bin kişinin önünde konser vereceğim. O derece heyecanlıyım böyle. Ondan sonra yaparsın, yapamazsın bilmem ne derken ben masadan kalktım ve stüdyonun içinde kovalamaca oynamaya başladık Gökhan'la. Gökhan en sonunda dedi ki ya bu yayını yaparsın ya ben seninle hiç konuşmam artık. Böyle deyince ben de gittim, tamam dedim yapacağım, bari dedim bu yayını yapayım, bundan sonra dedim yapmam bilmem ne. Sonra tekrar masaya oturdum ve mikrofonun karşısına geçtim. İlk anonsum resmen şöyleydi. Merhabalar, ben Ferhat Hakan. Bak sesim heyecandan böyle oldu. Neyse, bir anons sonra biraz daha toparladım. Bir anons sonra biraz daha, programın sonunda artık sesim normal çıkmaya başlamıştı. İlk yayınım böyleydi. Acayip heyecandan hiçbir şey konuşamamıştım. Adam gibi bir yayın yapamamıştım. Resmen saçmalamıştım. Allah'tan patron dinlemiyordu o zaman. Her neyse, tabii ama herkes ilk seferinde düşer. Kimse anasının karnında öğrenmiyor bu işi. Onu söyleyeyim. Sonra ertesi gün biraz daha iyi, sonraki gün biraz daha iyi, sonraki gün daha iyi ve bir ay sonra, o bir ay önce mikrofonu açıp konuşmaya cesaret bulamayan adam artık susmuyordu.
Dinleyici bana alıştı, ben yayın yapmaya alıştım, dinleyiciye alıştım, kendi dinleyicilerim olmaya başladı ve çok güzel olmuştu. Orada bu şekilde birkaç yıl yayın yaptıktan sonra aynı yerde başka bir radyoya transfer oldum. Daha doğrusu ben çıkmıştım, sonra aynı radyo satıldı, isim, marka değişti, bla bla bla, ben de orada yeniden işe başladım. Ama artık geceleri şiir okumak istemiyordum, mix yapmak, remix yapmak ve aranje öğrenmek istiyordum. Kendimi o tarafa doğru kaydırdım. Ve ilerleyen yıllarda da kendi yaptığım remixleri çaldığım kulüplerde insanlarla buluşturma fırsatı buldum. Gazeteleri dolaştım ama benlik çok bir şey çıkmadı. Bir tane haber çıktı, şu. Bu kadar. Sadece bu kadar. Az sonra yayına geçeceğiz. Gün geçmiyor ki ya bir ünlümüz ya da bir internet fenomeni kitap çıkarmasın. Yeni kitap çıkaranlar da bu hafta aramıza Sıla Gençoğlu. O güzel şarkılarından, o güzel sesinden tanıdığımız Sıla, Anlatsam Geçer Mi isminde bir şiir kitabı çıkardı. Artık her kim şiir ya da başka bir şey derse, ben şimdi sizlere o kitaptan bir tane şiir okuyacağım. Bakalım gerçekten şiir kitabı mı yoksa değil mi? Artık bunun şeyini, ayrımını siz yapın efendim. Ben karışmayacağım. Bir dakika, önce bir slow phone seçeyim kendime. Bir dakika, bir saniye, şöyle slow phone'umuzu alalım. Sen dur. Üsküdar'a giderken dursun. İşte nasıl slow phone? Bu slow phone'umuz çok güzel. Şimdi Sıla'nın İtfaiye isimli şiirini okuyorum size. Kendin için gittin, kendin için kaldın. Gitmek istersen kalır mıydın? Ya da gitmek istemesen gidebilir miydin? Sen sarıldın, yattın yastık gibi. Lav olup dökülen de sensin, sensin. Yeter diyen de dağ gibi patlayan. Yor kendini, kal kendine. Orman mı yanıyor, yansın, çağırma itfaiye. Alkışlıyorum. İkinci Yunus Günce vakası diyebilir miyiz buna? Neyse, Sıla'cığım bence sen şiir yazma ya. Vallahi. Yani şiiri bilmiyorum ya. Hani bir Ümit Yaşar, bir Cemal Süreya gelince insanın aklına sizde komik oluyor be. Yapmayalım yani. Yapabilen yapsın bu işi, değil mi? Her işi olduğu gibi. Mesela ben şarkı söylüyor muyum? Söylemiyorum. Neyse, Sıla'nın bu kötü şiirinden sonra güzel bir şarkısını dinleyelim bari, değil mi? Şimdi size biraz burayı anlatacağım. Buradaki yayının ana bilgisayarı, bu da onun yedeği. Herhangi bir şey olursa hop buradan yayını bu tarafa alıyoruz. Burada... bu yayına giden müzik sesi buradan çıkan, bu da az önce duyduğunuz kahkaha efekti, alkış efekti vesaire şeyler. Bunlar da 1, 2, 3, 4 adet mikrofonun çıktığı yerler. Burada mikrofonu açtığınız anda stüdyodaki ses kesilir. Bakın şimdi. Az önce girerken gördüğünüz on-air lambası da dışarıdan bu kapının arkasından yanar ve şu yan odada, yan stüdyodaki lambayı da yakar. Bakın. Gördünüz mü? Bunlar yanar, haber verir. Der ki, bakın yanda yayın oluyor, ona göre dikkat edin. Burada internet üzerinden gelen mesajlar vardır. Burada Twitter, Instagram, bu bilgisayar sadece bu mesajlar için kullanılır. Bu da yeniden yükleyin bari. Evet, burada. Bu da benim, çok yakışıklıyım. Açılmadım. Evet, yakışıklıktan açılmıyordu. Buradan web sayfası üzerinden gelen mesajlar, burada Twitter, burada Instagram, burada da WhatsApp üzerinden gelen mesajları görürüz. Sonra aynı zamanda bu bilgisayarı böyle internet üzerinden yapacağımız araştırmalarda kullanırız. Burası da yedek
yayın bilgisayarımız. Bu tarafta az önce dediğim gibi herhangi bir problem olursa bu tarafa hemen geçersiniz. Sıkıntısız. Yani birazcık böyle teferruatlı bir iş. Bunların hepsi tek senin kontrolün altında olmalı. O yüzden dikkat etmeli ve konsantre olmalısın yayına. Kalkma şiir okuyorsun, sanki şiir öyle okunur. Daha şiir okumayı bilmiyorsun, sırayı bir de ağzına doluyorsun. Şu yaptığından şiir tarihi utanır. Okumakla anlamak aynı değildir. Anlamak için hissetmek gerekir. Hissetmiyorsan dolamaz sırayı ağzına. Bu şiirde benden demiş, azıcık size sinir olun demiş. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok efendim. Şimdi bundan yıllar önce gece yayını yaparken başıma çok değişik bir olay gelmişti. Onu da anlatayım size. Yayınımın bitmesine 20-25 dakika falan var. Bir telefon geldi. Arabesk çalmıyoruz kesinlikle radyoda. Bir telefon geldi. Açtım telefonu. Efendim işte merhaba. İstek dedi, verebiliyoruz mu dedi. İsteyebiliyoruz mu sizden bir şey dedi. Dedim ki tabii ki isteyebilirsiniz. Buyurun dedim. Arabesk bir şarkı söyledi. Dedim ki arabesk çalmıyoruz, kusura bakmayın, öyle bir arşiv yok elimizde, çalamayacağım dedim. Sonra başladı, nasıl çalmazsın, sen kimsin bilmem ne falan filan derken telefonda tartışmaya başladık dinleyiciyle. Ondan sonra dedi ki ben de oraya geliyorum dedi, göreceksin sen falan filan. İyi dedim, gel o zaman ya dedim, kapattım telefonu. Ondan sonra aradan bir zaman geçti, ben tabii yayını bitirdim, kalktım gittim. O zamanlar sadece hastanenin kantini açık oluyordu gece belli bir saatten sonra ve mecburen o saatte gidip orada içiyorduk çayları biz. Arkadaşlarla toplandık, gittik. Sonra birkaç çaydan sonra tabii ki insan lavaboya gitme ihtiyacı duyuyor. Çıktım lavaboya gittim, acil servisin içindeki. Bir baktım bizim orada radyodan çocuklar var. Dedim ki ne oldu lan falan filan. Dedi ki ya Ozan abi bıçaklamışlar. Nasıl dedim ya, nasıl olmuş bilmem ne derken Ozan abinin yanına gittim. Dedim ki abi ne oldu ya? Ya dedi biri dedi aramış dedi, şarkı istemiş, ben çalmamışım dedi. Herif dedi geldi beni bıçakladı gitti dedi. Ben de dedim ki abi keşke çalsaymışsın şarkısını herif. ...12.40 Türkiye'nin radyosunda saatler efendim. Ben Deniz Ferhat Hakan. Umarım pazartesi sendromunuza ilaç gibi gelecek şarkılar çalıyoruzdur. Pazartesi sendromu dedik de insanlar hani bazen işe gitmemek için bahane uydururlar ya. Dedem öldü. Anneannem çok hasta. Acilen köye gitmemiz lazım. Ya da kendi hastalığını söyleyerek, Japonya'da bir adam var ki adı da Masaru Miura. İşe gitmemek için tahmin edin ne yapmış? Kendini bıçaklamış. Alkışlıyoruz. Kesin çözüm. Bıçakla gitme. Yarın saatleriniz yine 11'i gösterdiğinde frekansı da değiştirmeyin ve kimseye randevu da vermeyin. Burada Türkiye'nin radyosunda buluşacağız efendim. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Dikkat edin, bir de ıslanmayın. Havalar sıkıntılı. Lütfen. Rica ediyorum. Hadi. Eyvallah. Eyvallah. Görüşürüz. O kendi bilir keyfine göre. Dönerse gel.